Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen yaklaşık bir hafta sürecek Korkut Atatürk Dünyası Film Festivali'nde AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Azerbaycan televizyonuna açıklamalarda bulundu. Gündoğdu meclisten geçen Azerbaycan tezkeresini değerlendirerek kardeşlik vurgusu yaptı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Azerbaycan'a göndermiş olduğumuz askerlerimizle ilgili ferdi tezkerenin uzatılması vardı. Bu tezkerenin uzatılmasıyla ilgili geçtiğimiz hafta salı günü ben konuşmacıydım, şahsı adına konuşmadım. Bizim kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz halu belada. Yani biz biriz, beraberiz. Haydar Aliyev'in, rahmetli Haydar Aliyev'in de söylediği gibi iki devlet bir millet olan bizler bu topraklarda gücümüzü ve kuvvetimizi son Şuşa zaferiyle de kaçlandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Cenab Prezident İlham Aliyev'le birlikte bu coğrafyada çok güçlü bir lider olduğumuzu, güçlü ülkeler olduğumuzu son yaşanan Kafkasya'da bölgesi yaşanan olaylarda ortaya koyduk. Biz de geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yani Türk askerinin orada huzuru, güveni sağlayabilmesi için tekrar bir yıl daha Şuşa'da kalmasını uzattık ve bu vesileyle hem Azerbaycan'ımızın bayrak gününü hem de Şuşa'nın zaferini tekrar diyorum. İnşallah bugün burada Korkut Ata Film Festivali'ndeyiz. Korkut Ata ortak değerimiz. Korkut Ata Film Festivali'nin gerçekleşmesinde emeği olan Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Bakan Yardımcımız Ahmet Bismah Demircan'a çok çok teşekkür ediyorum. Bu film festivali bizim işte Gaspıran'ın dediği gibi dilde işte fikirde birliği ortaya koyan bir organizasyon. Aynı zamanda da bizim bütün acımızı, kederimizi, üzgümüzü, sevincimizi sinema yoluyla vatandaşlarımıza, halklarımıza anlatmak için büyük bir fırsat ve ortak yapımlar yaparak bunu yapabiliriz. İşte Korkut Ata Film Festivali de bunun öncülüğünü yapıyor. İlki geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlendi. İkincisi şu anda Bursa'da düzenleniyor ve inşallah önümüzdeki yılda Şuşa'da hep beraber bayrak gününe denk getirip bayrak gününde Şuşa'nın zaferinin olduğu günde Şuşa'da hep beraber bayrak gününe denk getirip bayrak gününde Şuşa'nın zaferinin olduğu günde Şuşa'da beraberce kutlarız. Tekrar Azerbaycan'ın Şuşa'nın tekrar özgürlüğe kavuşmasında 44 günlük savaşta ahirete intikal eden askerlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şuşa'nın işgali esnasında, Hocalı'nın işgali esnasında şehit düşen, vefat eden bütün kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olun.